Buraya bir aday geldi Selin'e talip olarak. Selin de gülüyor. Yer yerinden oynadı Türkiye'de. Hala herkes onu konuşuyor. Korcan'dan bahsediyorum. Arkadaş trollcüymüş. Ha. Şimdi o bir 12 tane programa çıkmış daha evvel. Tabii biz şimdi arkadaşlar öncesinde konuştuk. Bir gariplik olduğunu sezmişler arkadaşlar. Tam olarak ne olduğunu anlayamamışlar. Şimdi troll nedir ne değildir, ben trollü balıkçılık terimi diyebilirim ama meğersem böyle bir teyi almak, bir dalga geçme gibi bir şeymiş. Şimdi arkadaş buraya trollemeye geldi ama bir yandan da trollendi gitti. Şadıman abla, Hanife abi, Umut öyle bir yüklendiler ki arkadaş da bir ne olduğunu anlayamadı. Bakalım o anları bir tekrar bir yansıtalım ekranlara, neler yaşadı Korcan'la. Hadi buyurun tekrar izleyelim. Hoş geldiniz. Merhaba Selin, ne haber? Biraz mesafeli konuşursak sevinirim. Mesafe var zaten ya. Paravan var. Açmayalım ya, çok ukala. Sen biraz rahat mısın? Koltuk kadar değil. Koltuk kadar değilmiş. Korcan'ı size bırakıyorum. Buyurun. Beyefendi, siz buraya evlenmeye mi geldiniz, kendinizi göstermeye mi geldiniz? Sırası nereden geliyor ya? Dalga geçmeye gelmiş buraya. Bana çok ters. O elinizi öperim yani. Adam, çok yayıldın. Ama ben böyle rahatım. Hayır ya. Olmaz. Toplanman gerekir. Şimdi evlenecek gibi mi oğlum? Dalga geçer gibi bir halim var. Yok, dalga geçmiyorum ya. Evleniyoruz burada değil mi sonuçta? Nasıl evlilik bu? Ayıp değil mi? Abi şimdi... Burası evlilik programı. Evet, evlilik ama illa bu kadar ciddi olmamız şart mı? Bu bir tarz değil. İnsanların bir hayat tarzı vardır. 30 kişi var. Biz yuval kurmaya geldik. Dalga geçme bizden. Eğer ortak noktalar bulsaydık onlardan doğrular çizebilirdik. Ve onları böyle yaşayabilirdik. Hayattan ders almadıysan hiçbir doğruyu başaramazsın zaten. Hayattan ders almadıysan mı? Belki doğru derse girmemişimdir ha. Diyorlar ki burada Umut evlenmez ya, Allah aşkına ya. Benim hiç böyle yaptığımı gördünüz mü? Ayıptır ya. Lütfen ya, rica ediyorum ya. Çok sinirlendim ya. Şekil bir anda gördük evlenilecek adam ve evlenilecek adam. Korcan hoş geldin. Merhaba Andan abi. Şundan evlilik... sonraki dakikalarda sana kolay gelsin diyorum. Şimdiye kadarkiler hiçbir şeydi. Sen şimdi tamamen ömür boyu evliliği unut. Bayan adayların anneleri babaları seyretti. Şu tavırlarını gördükten sonra hiçbir anne baba kızını bu tavırlarına göre vermez. Korcan, bir şey merak ediyorum. Hakikaten... Oyun mu oynuyorsun sen burada? Yani bize ya şaka şöyle, mı yapmaya çalışıyorsun yoksa sonra, gerçekten böyle bir insan mısın? Siz size şaka yapılacak biri değilsiniz bir kere. Size saygım sonsuz. Biraz yanlış davrandın. Hakikaten hak vermemek elde değil hocadaki arkadaşlarımıza ve seyircilerimize. Zuhal Hanım. Daha evvel 12 tane programa çıkmış ama bizim programda patladı vallahi, fenomen oldu. Ama bundan sonra bir yere çıkabilir mi? Zannetmiyorum. Zirve yaptı bizde. Zirvede bırakır inşallah. Locadan Selin sana talip olarak gelmişti. Trollendi gitti. Kendi trollenmiş ama sanki. Biz zaten sormuşuz, dalga mı geçiyorsun, şaka mı yapıyorsun diye. Geçen gün Okan Bayülgen'in şeyini izliyordum, canlı yayınını. Ha. Orada bile çıktı. Gerçekten mi? Evet. Şimdi bana herkes mesaj atıyor Instagram'dan, Facebook'tan. Selin ne haber ya, işte koltuk kadar rahat değiliz falan diye. Enteresan bir anı yaşamış olduk.